Bengi Türk'ten mutlu akşamlar değerli izleyenler. Düşünce Haritası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Konuklarımızı takdim ederek başlayalım hemen. İstanbul Stüdyosu'nda bizlerle olacaklar bu akşam. MHP MDK Başkan Vekili Avukat Niyazi Paksoy efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yine İstanbul Stüdyosu'nda bizlerle olacaklar bu akşam. Ulus Haber Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Cengiz Alçayır. Efendim siz de hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ve yine programın ilerleyen dakikalarında Profesör Doktor Mustafa Talas hocamız da bizlerle olacak. Hazır olduğunda kendisini de yayına alacağız. Şimdi iç siyaset gündeminden birçok önemli başlık masada olacak aslında ama sıcak bir gelişmeyi bu arada konuklarımıza da sorarak hem sizlere de aktararak başlayalım istiyorum. Şarkıcı Gülşen'in hadsiz açıklamaları olmuştu İmam Hatip liselerine yönelik. Bunu sorarak başlayayım istiyorum çünkü gelen bir sıcak gelişmeye göre tutuklandığı haberini aldık. Tutuklandığı bilgisinden ziyade İmam Hatip liselilere yönelik yaptığı bu hadsiz açıklamalar birçoğu kesimi üzmüştü. Aslında hepimizi üzmüştü. Böylesine ayrıştırıcı, ötekileştirici bir açıklama. Sayın Niyazi Paksoy önce sözü size bırakayım efendim. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi şarkıcı Gülşen'in yapmış olduğu dünkü açıklamasıyla birlikte İmam Hatip mezunları hakkında söylemiş olduğu söz hem talihsiz bir söz, hem yanlış bir açıklama, hem de İmam Hatip mezunu olan kardeşlerimize yönelik incitici bir açıklamaydı. Kendilerine sanatçı ismini veren bir kısım kimselerin bu özensizliği zaman zaman basına ve medyada yansıtmakta, toplumda da tepkisel bir karşılık bulmaktadır. Sanat ve sanatçılık boyutları olan, entelektüellik içeren, bilgi içeren ve belli bir konuda ciddi bir birikimi gerektiren hususlar olup kolayca edinilen ünvanlar değildir. Bu bakımdan kendilerine sanatçı yakıştırmasını yapan, aslında bize göre de sanatçı olmayan şarkıcı Gülşen, bu yapmış olduğu açıklamasıyla birlikte hakikaten toplumda bir rahatsızlık uyandırmış ve tepkilere ve açıklamalara neden olmuştur. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş bir suç olup bu suçla ilgili olarak da yapılan bir takibatla tutuklanmış olduğu hususu bir soruşturmanın neticesi, başlatılan soruşturmanın neticesi bir durumdur. Bu bakımdan toplumda kitlelere hitap eden, toplumda kalabalıklara ulaşabilen bu gibi kimselerin kendilerine özen göstermesi gerekirken aksine toplumdan teveccühle edinmiş oldukları bu mevkiyi, bu konumu bu şekilde kötüye kullanmaları da hoş görülebilen bir durum değildir. Bu bakımdan takibata uğramış olması elbette ki doğrudur. Hukuki açıdan karşılığı olması gereken bir işlemdi. Cumhuriyet Savcılığı re'sen hareketle yapılan suç ihbarları da mevcut ve söz konusudur. Müşteki sıfatıyla şikayetçi olan kesimler ve kimseler de vardır. İmam Hatip mezunu olan müferit kimselerin, bazı kuruluşların açıklamaları da ve şikayetleri de söz konusudur. Bu bakımdan süreç içerisinde bu yapılan işlem hukuki açıdan doğru ve yerinde bir işlemdir. Tutuklanması da soruşturma makamlarının sevki isteği ve mahkemelerin vermiş olduğu bir karar neticesinde oluşmuştur. Neticesinde bu soruşturma kovuşturmaya dönüşüp dönüşmeyeceği, kovuşturma aşamasında boyut kazanıp kazanmayacağı süreç içerisinde açıklık kazanacaktır. Şunu da açıklıkta ifade etmek gerekir. Sanatçı veya şarkıcı da olsanız, kendisini şarkıcı olarak da tanımlasanız, sorumluluk duygusuyla hareket etmek zorundasınız. Sorumluluklarınızı bilmeyişiniz, sanat toplum için mi, sanat için mi kavramından bile hareket etseniz, söylemiş olduğunuz sözün terazide bir tartısı olması gerekir. Hiç kimseyi aşağılamak gibi bir hak ve yetkiye sahip değildir hiçbir sanatçı ünvanı kullanan kimsenin veya şarkıcının. Böylesine bir fütursuzluğu hoş görülebilen bir durum değildir. Bu bakımdan biz de sanatçının yapmış olduğu açıklamanın yanında olmadığımızı, telin ettiğimizi, kınadığımızı ifade edebiliriz.
Peki Sayın Niyazi Paksoy, teşekkür ediyoruz. Sayın Cengiz Alçayır, sözü aynı konuyla ilgili size de bırakmak isterim. Bu hadsiz açıklamalara siz neler söylersiniz? Tabii bu meselenin bir hukuki boyutu var, toplumsal boyutu var. Bir de inanç bölümüyle ilgili kısmı var. Gülşen bunu bile isteye yapan birisi ve öteden beri de bu konularla ilgili toplumun sinir uçlarını özellikle kaşıyor. Yani LGBT bayrağını sallamış olması, kamuya açık alanlarda, daha doğrusu yerine göre kıyafetine çok özen göstermeyip, evet, hal ve hareketlerine, özellikle marjinal düzeyde hareketler yapmış olması ve bunu da dediğim gibi bile isteye yapmış olması toplumda bir karışıklık istediğinin göstergesi. Bu konularla ilgili hukuki boyutta savcıların kimisinin tutuklanma talebiyle, kimisinin de işte dışarıdan yargılanması, devam etmesi koşuluyla verdiği kararlar var. Ben hukuki kısmına girmeyeceğim ama Müslüman olduğu, çoğunluğun Müslüman olduğu söylenen bu ülkede tartışmasız her gün ya bir imama, ya bir dini değeri, ya Kur'an'a, ya İslam'a, ya Allah'a her gün saldırı oluyor. Tartışmasız her gün bir saldırı var. Ve bunun karşılığında da insanlar savunmaya, ya da cılız bir savunmaya geçtiği zaman... Bu sorunu bir çözebilir miyiz hemen? Efendim? Tamam, teşekkür ediyorum. Sorun çözüldü. Cengiz Alçayır, buyurun lütfen. Az önce kısa bir kopukluk oldu seste. Şu an net duyabiliyoruz. Her gün bir saldırı olduğunda bir savunma da beraberinde geliyor. Çünkü insanlar kutsallarına, inançlarına saldırı yapıldığı zaman inandığı değerlerden dolayı da bunu savunma zorunda hissediyor kendisini. Sonra da kutuplaşma oluyor diye bunu siyasi zemine taşımaya çalışıyorlar. Yani bunun bir de siyasal ayağı var. Gülşen orada İmam Hatipliler mesajını verirken onu laf olsun diye söylemiyor, bilinçli söylüyor. Yani şu an ülkenin yönetiminde birçok İmam Hatipli insan var. Ve İmam Hatipliler bu konuda oldukça hassas ve oldukça da öteden beri bir saldırı oluyorlar. Ben tutuklandı diye sevinecek değilim, tutuklandı diye üzülecek de değilim. Ama altını çizmek istediğim bir şey var. Söz ağızdan çıkana kadar sizin, çıktıktan sonra da artık kamuoyunun, yani siz sözün esiri olmuş oluyorsunuz. Kendisine sanatçı diyen insanlar söyledikleri her söze özellikle dikkat etmeli. Sanatçı demek, illa da aykırı olmak, ağzına gelen her şeyi söylemek, toplumu germek, fitne, kaos çıkarmak demek değil. Niyeyse bizim bu ülkenin sanatçılarında, özellikle muhalif sol sanatçılarında bir sorumsuzluk, bir eşkıyalık, bir söylediği sözü bilmeme gibi huyları var. Bunu da özgürlük adı altında söylüyorlar. Bunu da sözde baskılara karşı gelmek, mevcut iktidara karşı bir direniş olarak gösteriyorlar. Bekledikleri şey bir kaos çıkması. İnanın bunu da kullanacaklar. Gülşen'in tutuklanmasını bir fikir özgürlüğünden dolayı tutuklandı, Türkiye'de demokrasi yok diye sabah akşam bunu da kullanacaklar. Muhtemelen Gülşen'de ilk mahkemede salıverecek yani. Ya bu siyasetin, evet, daha doğrusu muhalif siyasetin yani istediği bir zemin ve bu zemin sanatçılar kullanılmak şartıyla yapılıyor. Bunu Gezi'de denediler. 17-25'te denediler. Her ortamda sanatçıyı öne çıkartıp bir şekilde kullanat mantığıyla muhalif kullanıyor. Kendileri konuşmak yerine, ki siyaset konuşma arenası, özellikle sanatçı konuşacak, sanatçı konuşacak diyerek sanatçıya hakaret ettiriyor, sanatçıya küfrettiriyor. Hukuki karşılığı olduğu zaman da bu ülkede demokrasi yok, sanatçılar sustur diye bir kampanya başlatıyorlar. Artık bundan gına geldi, toplum da bundan bıktı. Böyle üçüncü sınıf fitne, kaos eylemlerine de kimse prim vermiyor. Hukuk da muhtemelen bunu bir mesaj olarak herkes ayağına denk alsın diye bir tutuklanma talebiyle sevk etmişler ve tutuklanmış. Bundan sonrası da çok değişeceğini zannetmiyorum. Yine devam edecekler yani. İslam'a, dine, Allah'a, milli ve manevi duygulara küfretmeye devam edecekler. Çünkü bunu amentu kabul etmişler. Öyle gidiyorlar. Bunlar değişmezler. Bu kafa değişmez.
Tabii yani kendilerinin düşünce yapısı, inancı ne olursa olsun bu ülkedeki insanlara ya da genel olarak insanları ayrıştırıcı, ötekileştirici açıklamalar hepimizi üzüyor. Bunun sonrasında gelen özründe ne kadar bir manası oluyor bunu da bilmiyoruz. Yani böyle bir açıklama yapıp ortamı gerdikten sonra belki de sonrasında gelebilecek birçok provokatif açıklamaya mail verdikten sonra gelen bir özrün de ne manası var? Bunu da bilmiyoruz. Cezasının ne olması gerektiği de tabii ki hukukun, yargının bileceği süreç. Bu Ayşe arada Hanım, Sayın Mustafa Davut hedefi, hocamız da aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Bunların hedefi din değil. Din başlığı altında İslam. Bunlar kolejde bir şey olsa bir şey söylemezler. İmam hatipliler. Yani özellikle seçiyorlar. Bunların derdi imamla, papazla ya da bir Yahudi dini temsilcisine bir şey söyleyemezler. Hatta bin defa özür dilerler. Bunlar kaç defa bu yüzden tweet sildi. Özür dilediler bu sol kesim. Bunların sabah akşam derdi İslam'la, Allah'la, Müslüman'la. Yoksa bunlar Hristiyan'a, Yahudi'ye bir şey demiyorlar. Zaten dediklerinde duymadık demezler de yani. Niyeyse böyle bir öfkeleri var. Böyle bir soluya soluya bir nefretleri var. Bu dinmedi, dinmeyecek. Her geçen günde artacak. Allah Müslümanlara sabır versin. Yani bu bir tahrik harekatı. İnşallah kimse tahrik olmaz. Bu şekilde hukukta da karşılığını görürler yani. Evet tabii insanların da artık bu türlü açıklamalara karşı yani tepkimizi dile getiriyoruz, hoş olmadığını belirtiyoruz. Yine yargı devreye giriyor gerektiği noktada ama artık bu tür açıklamalara karşı da temkinli olmamamız, prim vermememiz de gerekiyor gibi görünüyor. Sayın Mustafa Talas Hocam, Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik yaptığı hadsiz açıklamalardan bahsediyorduk. Sözü aynı konuyla ilgili size de bırakayım. Sonrasında iç siyaset gündeminden diğer önemli gelişmeleri de konuklarımıza sormak isterim. Teşekkür ederim. Saygıdeğer konuklara da hoş geldiniz programa diyorum. Şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ediyorum böyle önemli gündem konularında bizleri davet ettiğiniz için. Bu hususla ilgili iki önemli kırılma noktası var. Sosyolojik anlamda bu olaya baktığımızda birinci husus Marksist-Leninist anlayış dinle kavgalı. Bu meselenin bir bu boyutu var. Dini Afyon gözüyle görüyorum Marx zaten. Aynı çizgiden gelerek nasıl bir Afyon gibi görüyor? Yönetilenlerin sözde işte yoksul kesimin zengin kesim tarafından beyninin uyuşturulması konusunda bir materyal olarak dini görüyor. Böyle değerlendiriyor. Bu bir boyutu meselenin. Bir başka boyutu da yine Marx'ın devletin ortadan kaldırılması teorisi var. Devleti neden ortadan kaldırmayı düşünüyordu Marx? Yine egemen sınıfın diğer yönetilen kitleyi bir anlamda ezme konusunda bir aygıt olarak düşünüyor devleti. Bundan dolayı yok etmek gerektiğini düşünüyor. Bu iki önemli Marx'ın teorisi dünyanın başka yerlerinde olmasa bile bizim sol kesimde bir hastalık boyutunu almış durumda. Bu bağlamda toplumda huzursuzluk yaratacak, zıtlıkları kaşıyacak, zıtlıklar üzerinden bir devrim yaratacak, bir kalkışma yaratacak, iç kargaşa yaratacak bir neden arıyorlar. Bu neden, işte bugün LGBT'liler olur, yarın toplumsal cinsiyet konusunda kadın erkek ayrımı olur, işte kadın cinayetlerini kullanmak şeklinde olur, yarın başka bir husus olur. Bu bağlamda düşündüğümüzde bu önemli bir nokta. Gezi kalkışmalarında da aynısı oldu. İşte ağaç bahanesiyle nice ağaçlar kırıldı, koparıldı. İşte polislere saldırıldı, insanların ölümüne neden olundu, işte devletin milyarlarına neden olundu. Bu nasıl bir koruma oluyor, bu nasıl bir anlamda devlet düşmanlığı farklı şekillerde kendini göstermiş oluyor. Bu olayda da toplumun önemli direnç noktalarından birini kaşımış oluyorlar. Yani belki de uyuyan hücreleri uyandırmaya çalışıyorlar. İşte İmam Hatipliler bahanesiyle toplumda bir anlamda din konusunda özellikle İslamiyet'e saldırmaları boşuna değildir.
Çünkü burada çoğunluk Müslüman. Çoğunluk Müslüman olduğu için azınlığın dinine saldıracak değil, çoğunluğun dinine saldırması gerekiyor diye düşünmek gerekir. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Evet, yani böyle küçük yapılan sorunsuzca açıklamalarının ne kadar ileri boyutlara gidebileceğini ya da nasıl sonuçlar doğurabileceğini ne yazık ki biliyoruz. Şimdi bu konuya artık son verelim istiyorum. Zaten bu arada sonrasında dediğim gibi Gülşen'den de bir özür açıklaması geldi ama bu kadar tepkiye yol açan bir açıklama yaptıktan sonra bu özrün manası nedir? Bunu da artık halkın takdirine bırakıyoruz. Şimdi iç siyaset gündemine döneceğim. İç siyaset gündeminde altılı masa toplandı yine yakın zamanda. Altılı masanın adaylık krizi de gündemi meşgul eden konulardan bir tanesi. Şimdi orada şöyle bir açıklama yaşandı. Altılı masa dağılacak mı? Krizler, çatlaklar konuşulurken bu arada adaylık krizini aslında çok açık bir şekilde ortaya seren bir olay yaşandı. Kavuncu'dan bir açıklama geldi. Kendisi en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş'la ilgili bir ağırlık var diye bir açıklama yaptı. Ardından kendisine CHP'li bir isimden tepki geldi ve çok büyük bir nezaketsizliktir dedi bu açıklamayla ilgili. Ardından Meral Akşener'den de bu arada çeşitli açıklamalar geldi. Tabii bu da adaylık krizini bir kez daha akıllara getirdi. Bu açıklamalarla ilgili neler söylersiniz adaylık kriziyle ilgili aynı zamanda? Sayın Niyazi Paksoy, önce sözü size bırakayım efendim, buyurun. Evet, Türkiye'nin 2023'e yöneldiği bir zamanda Millet İttifakı adı altındaki Cumhuriyet Halk Partisi ve geri arkasındaki vagon partilerin bir araya getirmiş olduğu ittifakla kendi işlerinden veya dışarıdan nereden oldukları henüz daha karar veremedikleri bir başkanlık meselesi gündemi işgal etmektedir. Ancak bugüne kadar da karar verebilmiş değillerdir. 21 Ağustos itibariyle yapılan 6. toplantılarında 6+1 dediğimiz HDP'de gizli ittifakları, HDP ile yaptıkları gizli ittifakı da hesaba katacak olursak bu zamana kadarki açıklamalarında incir çekirdeğini doldurabilecek veya Türkiye'nin bir meselesine açıklık getirebilecek veyahut da kamuoyunun beklentilerine cevap verebilecek bir husus, bir açıklama, bir birikim veya bir pozitif bir durum ortaya koyabilmiş değillerdir. Altılı masa dediğimiz bu masayla masanın Cumhurbaşkanı adayını bugüne kadar belirleyememiş olmasının sebebini araştıracak olursak basına ve medyaya da yansıdığı kadarıyla kendi işlerinde bir konsensüsün henüz sağlanabilmiş olduğu hususunun yerine getirilemediğidir. Yani bu siyasi parti temsilcilerin bir araya gelerek oluşturdukları toplantılarda alınan kararlar başkanlık dışında parlamenter sistemin güçlendirilerek tekrar önümüzdeki zamanda seçilebilmeleri halinde Türkiye'de yönetim değişikliğine yönelik bir takım açıklamalardan ibaret hususlar olduğunu görmekteyiz. Ancak bugün itibariyle İYİ Parti İl Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamayı ifade ettiniz. İl Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamada Ankara Belediye Başkanı'nın gündeme getirilmiş olmasının ve bunun geri arkasında da İYİ Parti Genel Başkanı'nın gündeme getirilmiş olmasına diğer partilerden verilen tepkiler kendi işlerindeki insicamın olmayışının da diğer bir görüntüsünü oluşturmaktadır. Her parti kendi genel başkanlarını aday olarak öngörür ve kendilerini o şekilde ifade ederken bugün itibariyle gezilere çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun üstü örtülü bir şekilde başkan adayıymış gibi davranması ama başkanlığını da ilan edememesi izaha muhtaç bir durumdur. Bunu önleyebilmek veya bunun önünü alabilmek adına bir takım açıklamaların da gündemde yer aldığını düşünecek olursak ittifakın altılı masanın istikrarsızlık içerisinde, bocalama içerisinde veya ülke yararına olan bir takım düşünceler ve fikirler üretmek içerisinde olmadığını söyleyebiliriz. İstikrarsızlıklarıyla birlikte bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi lideri, İYİ Parti lideri ve diğer parti liderlerinin bir araya gelerek konsensüs oluşturamamasının gelecek zamanlarda da neyin ne şekilde karar verileceğini soru işareti haline getirmektedir. Şöyle ifade edebiliriz. Cumhur İttifakı adayını
aylar öncesinden Sayın Genel Başkanımızın ifadeleriyle ilan edilmiş ve Recep Tayyip Erdoğan olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu açıklanmıştır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi adaylığını açıklamış olması sebebiyle bu konuda bir tartışılacak bir konu yoktur, nettir. 2023 lider ülke Türkiye olma yolunda Cumhur İttifakı birlikteliği kuruluş ruhuna uygun bir şekilde, kuruluş amacına uygun bir şekilde Büyük Türkiye'nin inşası doğrultusunda 2023 lider ülke Türkiye programı doğrultusunda yürüyüşünü devam ettirmektedir. Altılı parti, altılı bir ittifak ise henüz daha HDP'nin kendi aralarında var olup olmadığını bile ortaya koyabilecek, konuşabilecek durumda değildir. HDP'nin eş başkanlarının ve sorumluluklarını yapmış olduğu açıklamada bizi yok sayamazsınız. Bugün belediyelerdeki kazanılmış başkanlıkların geri arkasında biz varız. Bizim olduğumuz hususunu ihmal ederseniz, gözetmezseniz şeklindeki açıklamalarıyla ittifaka gözdağı vermek isterken, tehditte bulunmak isterken, ittifakın ise bu sözcüklere ve bu açıklamalara bir karşılık vermediğini düşünecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP üzerinden oy devşirerek kendi adaylığını gelecek günlerde açıklamak gibi bir heves içerisinde olduğunu görüyoruz. Ancak ifade edildiği gibi diğer partilerin kendi genel başkanlarını layık görmelerini, Demokrat Parti'nin ise AK Parti ile ilişkisinin olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanı adayı olabileceğine ilişkin açıklamaları oldukça bir kargaşa ortamını yaratmaktadır. Bu kargaşa ortamından Türkiye için bir yarar çıkmayacaktır. Bu istikrarsız ortamdan Türkiye açısından bir gelişme okunmayacaktır. Bu çıkarcı ve Türkiye'nin menfaatlerini düşünmeyen, kendi çıkarlarını öncelikle düşünen, kendi çıkarlarını peşinde olan bu ittifaktan Türkiye'nin yarınları için bir pozitif durum çıkmayacaktır. Milletin beklentileri, milletin umudu, milletin geleceği, ülkemizin büyük Türkiye'nin yarınlarda güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi Cumhur İttifakı ile mümkün olabileceği bugün açıklık kazanmıştır. Milletimizden tekrar teveccüh görerek yapılacak 2023 Haziran ayı seçimlerinde bu şekilde Büyük Türkiye'nin inşası doğrultusunda millet iradesine tekrar mazhar olarak Cumhur İttifakı'nın banisi ve hamisi dediğimiz aziz milletimizin kararıyla birlikte sandıktan bir kez daha güçlü olarak çıkıp yoluna devam edecektir. Yani altılı ittifaktan, 6+1 ittifaktan Türkiye açısından bir yarar ve bir umut beklentisi içerisinde olmadığımızı, bugün kendi koydukları tablolar ve kendi koydukları tavırlarla Türkiye'nin geleceği açısından hiçbir şey vaat edemedikleri ortadadır. 6 toplantının toplantı tutanaklarını okuduğunuzda ortada Türkiye yoktur. Ortada Türkiye'nin geleceği yoktur. Milletimiz yoktur. Milletimizin geleceği yoktur. Güçlü bir açıklama yoktur. Milletin ve devletin, birliğin ve beraberliğin, anayasanın ilk 4 maddesiyle korunmuş değerlerin olmadığı, aksine PKK'ya arka çıkan HDP'nin bu ittifakın ortaklığı noktasındaki duruşu ve konumuna dahi cevap ve çözüm getiremeyen, açıklama getiremeyen bir ittifakın Türkiye açısından da siyaseten de bir değer ifade etmediğini söyleyebiliriz efendim. Peki Sayın Niyazi Paksoy, bu arada şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz de belirttiniz. Cumhur İttifakı adayını çok açık ve net bir şekilde ifade etti. Bunu zaten aylar öncesinde söyledi. Bu konu net. Millet İttifakı'na aynı soru sorulduğunda ise şu gerekçeye sığınıyorlar. Adayımızı şimdi açıklamayacağız yıpranmasın diye. Seçim tarihini açıklayın, biz o zaman adayımızı belirleriz diyorlar. Şimdi birincisi, aday hala belirli değil. Seçim tarihi açıklanınca belirlemeye çalışacaklar. Bu ayrı bir karmaşa konusu. İkincisi ise yine siyasete yakın bir isim olarak size şunu da sormak istiyorum. Adayımız yıpransın istemiyoruz açıklaması ne ifade ediyor? Yani getirecekleri adayın bir yolsuzluğu mu ortaya çıkacak? Herhangi bir kötü bir şekilde adı mı çıkacak? Karalama kampanyasından mı korkuyorlar? Yani getirecekleri adaya mı güvenmiyorlar da yıpranmasın diye açıklamayacağız diyorlar? Yoksa adaylarını açıkladıktan sonra adayımızı açıklarsak masa dağılır
alabilir. Son ana kadar biz ağzımızı açmayalım tedirginliği mi bu? Şimdi masaya baktığınız zaman Ayşenur Hanım, masanın oluşturan siyasi partilerin parti programlarını bakınız. Savundukları fikir ve düşüncelere bakınız. Farklı farklı noktalardan gelen kesimleri ihtiva etmektedir. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi masanın bir mensubudur. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü yöneticileri itibariyle kuruluş ruhundan uzaklaşmış, milli reflekslerinden ayrık düşmüş, savrulmuş konumda olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onun dışında diğer siyasi partilere baktığınız zaman, Deva Partisi, Saadet Partisi, bu partiler köken itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile uyuşabilen bir partiler de değildir. Düşünceleri, fikirleri ve çözüm önerileri de farklı olan bir partidir. Bu kadar ayrık, bu kadar açık ara farklılıklardan bir bütünlük, bir insicamın oluşması ise oldukça zordur. Türkiye, milli ve manevi değerler üzerinde siyaset üreten, milli ve manevi değerleriyle birlikte birlik ve beraberliği her zaman önemseyen bir Cumhur İttifakı'nın söylemi ve Cumhur İttifakı protokolünde öne çıkan hususlarda devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü esas alınmışken, devletin, büyüyen bir devletin, güçlü bir birlikteliğin adeta ruhu o ittifaka şerh edilmişken, bu ittifakın ise bir ruhu yoktur. Ruhu olmayışı sebebiyle ortaya çıkabilecek bir adayın da nasıl bir aday olması noktasında karar veremeyişleri kendi cılızlıklarından kaynaklanmaktadır. Kendi özgüvenlerinin olmayışından kaynaklanmaktadır. Bugün adayım diyerek kamuoyunun önüne çıkmak, milletin huzuruna çıkmaktan endişe duymak veya korku duymak bunlarca izah edilmesi gereken konulardır. Yıpranmak veya yıpranmamak meselesi, kamuoyunda karşılık görmek veya görmemek meselesi, milletin takdirine mazhar olup olmamak meselesi siyasetin kaçınılmaz noktalarıdır. Buradan kendinizi gizleyerek, kendinizi bir takım korkuların esiri haline getirerek veya çekinerek yahut da saklayarak yahut da kamuoyunu beklenti içerisine sokarak siyaset yapma alışkanlığı aslında bizim açık ve şeffaflık politikalarımıza uygun olan bir husus değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugüne kadar izlemiş olduğu parti programına göre ve siyasetinin merkezine insanı yerleştirmişken, hukuk ve adaleti önemsemişken, hukukun üstünlüğünü önemsemişken, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğünü esas alan anlayışıyla birlikte siyaset yapmaktayken, bu programın tamamında şeffaflık vardır. Kime karşı şeffaflık? Aziz milletimize karşı şeffaflıktır. Bu bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı liderimiz Devlet Bahçeli Bey tarafından Cumhurbaşkanı adayımızın ilan edilmesi, aylar öncesinden ilan edilmesinde hem özgüven vardır, hem milletimize karşı duyulan yüksek bir sorumluluk vardır, hem de şeffaf politikanın gereği olan parti programımıza uygun bir tezahürün yansıması vardır. Ama burada şeffaflık yoktur, özgüven yoktur, birliktelik yoktur. Bununla birlikte milletimize olan itimat yoktur. Endişe ve korku ve bir takım suçluluk psikolojisi hakim olduğu bir durum vardır. HDP'nin kendilerine karşı nasıl bir tutum içerisinde sergileyeceklerine ilişkin yansımalar ve endişeler böylesine tutukluk içerisinde hareket ettirmektedirler. Yani HDP ile birlikteyiz veya değiliz açıklamasını ortaya yere net bir şekilde koyamamaktadırlar. Tüm bunları tamir edebilmek, HDP'lerin oyları üzerine bir takım projeler inşa etmeye çalışmak, bütün bunların yanında adaylarını açıklayamamak gibi bir sonucu oluşturmaktadır. Şimdi milletten sakladığınız bir hususla milletin huzuruna çıkmak, ikisi birbirini teyit eden bir durum değil, tenakuza düşüren bir durumdur. Milletten saklanarak veya milletten saklayarak bir yere varamazsınız. Şeffaf politika ve millete karşı açık olmak, millete karşı net olmak her zaman her siyasi partinin vazgeçmeyeceği ilke olmalıdır. Ama bu ilkeden uzak bir altılı masanın bugün geldiği nokta milletten uzak düşmek ve masa arkasında değil, kapı arkasında başka hesaplar içerisinde olmak demektir.
Bir de şunu ifade etmek isterim. Milletin iradesi dışında arayış içerisinde olanlar, yabancıların veya başka unsurların aparatları olmayı tercih edenler veyahut da yabancı kimseler tarafından bu ülkede bir yön tayin edilmesine ve istikamet tayin edilmesine çanak tutanlar siyasette asla başarılı olamazlar. Onun için kendi işlerinden de ifade ettikleri gibi, bir milletvekillerinin ifade ettikleri gibi, siyasette bu gibi adaylıkların belirlenmesinde sadece iç unsurlar değil, dış unsurların da hakim olduğu yönündeki açıklamalar kendi açıklarını, kendi eksiklerini, kendi ayıplarını ve kendi siyasi çıkmazlarını ortaya çıkan diğer bir husus olarak ortaya koymaktadır. Onun için çare dışarıdaki arayışlar değil, çare sadece ve sadece bu ülkede siyaset yapacaksanız Milletin oyuna müracaat etmek, milletin iradesine müracaat etmek. Zaten milletin iradesi, hakimiyet bila kaydı şart milletindir denirken, Cumhuriyet'in kuruluş ruhundan başka bir şey değildir. Onun için Cumhuriyet'in kuruluş ruhunu, bu devletin kuruluş ruhunu, kuruluş ruhuyla birlikte ebediyen yaşamasına ilişkin anlayış ve milletimize olan yüksek itimadı hiçbir zaman kaybetmeyen Cumhur İttifakı yoluna devam edecek. Ama bu değerlere önem vermeyen, bu değerler arkasında başka hesaplar içerisinde olan, şeffaflık politikalarına tamamen aykırı davranış içerisinde olan 6+1 masası bu süreçte asla başarılı olmayacaktır. Milletimiz sandıkta bunlar için gerekli cezayı da verecektir. Ve altılı masa seçime kadar da altılı birlikteliğini devam ettireceğine dair endişelerimizi de açıklıkla ifade etmek isterim. Evet Sayın Niyazip Aksoy, sizin de belirttiğiniz gibi oldukça karmaşık, bölünmüş bir masa profili var karşımızda. Tabii vatandaşların aklındaki soru bu. Daha oturduğu masayı yönetemeyenlerin ülke yönetimine talip olması ne ifade ediyor? Bu da önemli bir soru. Şimdi Sayın Cengiz Altöğer efendim, aynı soruları size de yöneltmek isterim. Birincisi, altılı masadaki aday krizi zaten sık sık gündeme geliyordu. Son olarak gelen karşılıklı açıklamalar üzerinden İP ve CHP arasındaki gerilim gündeme geldi. Kavuncu ve Gürsel Tekin arasındaki açıklamalar. Kavuncu Mansur Yavaş'ı ileri sürdü. Gürsel Tekin de bunu nezaketsizlik olarak nitelendirdi. Ardından Akşener'den de bir açıklama geldi. Hem CHP İP gerilimiyle ve böyle bir aday kriziyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hem de adayı açıklama meselesiyle ilgili, adayımız yıpranmasın diye açıklamıyoruz diyorlar. Burada da şöyle bir soru akıllara geliyor. Açıklayacakları adaya mı güvenmiyorlar, yıpranmasından korkuyorlar? Yoksa adayı açıklarsak masa bölünüş korkusu mu? Sözü size bırakayım Sayın Cengiz Altöğer, neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum. Tabii Niyazi Bey siyasetçi olmasa bile meseleye daha çok katı baktığı için onun penceresinden meseleler böyle gözüküyor, ama ben bir gazeteci olarak bunu bir demokrasi yolculuğu olarak görüyorum. Yani altılı masa bir şeyin başlangıcı değil, bir şeyin sonucu. Neyin sonucu? Başkanlık sisteminin sonucu. Yani Türkiye şurada daha yakın bir zamanda yeni bir sisteme geçti. Bu sistem sancılı bir şekilde yürüyor. Ben altılı masayı aslında kıymetli buluyorum. Kıymetsiz bulduğum tarafı nitelik açısından. Yani 6 aydır toplanan, 6 defa toplanan bir masadan bir şey çıkmamış olmasını kıymetsiz buluyorum. Yoksa birbirine benzemez 6, hatta gizli paydaşla 7.'nin de olduğu bir siyasi birlikteliğin ortaya bir şey koyamamış olmasını toplum adına, demokrasi adına kıymetsiz buluyorum. Aslında daha çok veri gelmesini isterdim ben. Şimdi yıllardır iktidardan bir şekilde götürülemeyen bir AK Parti var. İlk defa muhalefetin elinde bir fırsat geçti. O da başkanlık sistemiyle. Yani eskiden %35'i, bazen %22, 25 alan siyasi partiler bir şekilde iktidarda olurken şimdi %50+1 almak zorundasın. Yani çıta yükseldi. Çıta yükselince doğal olarak da siyasette bir nitelik sorunu başladı. Yani nitelikli bir çoğunluğu elde etmek zorundasınız. Şimdi altılı masada tepki göstermesini ben anlamsız buluyorum. Yani AK Parti ya da MHP başkanlık sistemine geçildiğinde muhalefetin iktidara gelme şansının olduğunu bilmiyor muydu? Bal gibi biliyordu. Bugün Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, biz karar aldık. Hadi bugün
referandum yapalım, parlamenter sisteme geçelim dese ilk karşı gelecek olan altılı masanın ortakları. Çünkü parlamenter sistemle bu sağ kesimi, yani şu an mevcut AK Parti'yi ya da AK Parti MHP birlikteliğini yıkmak mümkün değil. Sürekli iktidarda kalmaları mümkün. Aslında yıkmaya çalıştıkları sistem kendilerinin nimeti. Bunun farkında değiller ya da farkındalar ama öcü gibi göstermeye çalışıyorlar. Birbirine benzemez 6 hatta 7 siyasi görüşün bir masaya gelip ortaya bir şey çıkarmaması da ben doğal karşılıyorum. Çünkü buna hazır değiller. Ne konuşacaklarını bilmiyorlar. Ortak bir aday çıkması mümkün değil. Burada tek kıymetli olan şey masanın kendisi. En azından bir araya gelebilecekleri, konuşabilecekleri bir masa var. O masayı kaldırın, geriye bir şey kalmıyor bunlardan. Çünkü konuştukları bir şey yok, uzlaştıkları bir şey yok. Aday çıkarma gibi dertleri de yok. Adam eksiltme yöntemiyle gidiyorlar, ilerliyorlar bu şekilde. Şimdi dönem dönem verdikleri mesajlara bakın. Masadan çok sahadalar. Meral Hanım her gün sahada. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım diyen birinin sahada ne işi var her gün? Her gün sahada. Kılıçdaroğlu'ndan daha çok sahada. Ben aday olmayacağım diyor. Hı hı. Ama bizim bildiğimiz Meral Akşener geçmişte tecrübesi var. Ben siyaset yapmayacağım, bırakacağım dediği zaman kapısına bir senaryoyla, kurguyla 2-3 kişi zincirlediler. Beni istiyorlar diye tekrar döndü. Dön abla deyince döndü. Şimdi yine muhtemelen aynı senaryoyu gündeme getirecekler. Ben aday olmayacağım ama siyaset beni buraya getirdi. Aday olmak durumundayım. İddiam var diye o yolda ilerliyor. Ben tekrar başbakanlığa döneceğim. Benim hiçbir zaman cumhurbaşkanlığı hedefim yoktu. Ama siyaset beni buraya getirdi. Bu da demokraside kaçınılmaz bir görev. Ben görevden kaçmayayım deyip kendisine bir pozisyon, bir alan açmaya çalışıyor. Burak Avuncu'nun sahada Mansur Yavaş var demesi ne hakkı ne haddi. Bir il başkanı da zaten bu şekilde konuşmaz da. Ya Mansur Yavaş kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Başka bir siyasi partinin il başkanı, başka bir siyasi partinin belediye başkanını aday gösterir mi ya da ona alan açar mı? Eğer işin içinde başka bir plan yoksa açmaz. Yani Burak Avuncu'nun derdi evet, Mansur Yavaş'ı... Evet, bu arada Sayın Cengiz Alçay'a çok özür dileyerek bir virgül koyuyorum. Akıllara tam olarak sizin söylediğiniz gibi şu soru da geldi. Hemen onu da sormuş olayım. Yani bir parti üyesi, mesela Kavuncu, Akşener'in onayı ya da bilgisi olmadan böyle bir açıklamayı bir canlı yayında yapması çok ilginç değil mi? Ya da ben bunu onayı yazdım, vardı o zaman. Sosyal Akşener'in medyada yazdım. İsteği üzerine yapıldı böyle bir açıklama. Sosyal medyada yazdım. Konuşan Burak Avuncu, konuşturan Meral Akşener. Meral Akşener şu an Türkiye siyasetinde belki de adam eksiltme sanatını en iyi bilen siyasetçilerden bir tanesi. Yani Ekrem İmamoğlu'na... Yani Mansur Yavaş'ı öne sürerek Kılıçdaroğlu'nu devre dışı bırakma çabası diyebilir miyiz? Aynen öyle. Yani CHP'li birisi ya da başka saadetli birisi İYİ Parti'nin iç işlerine karışacak şekilde bir açıklama yapsaydı Meral Akşener çıkar, herkes haddini bilsin diye bas bas bağırırdı. Ama CHP'den bir ses çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü CHP şu an bir siyasi parti gibi değil. Bir toplama grup gibi. Bir otorite boşluğu var. Genel başkanını hiç kimsenin dinlemediği, sıradan belediye başkanlarının kendilerini çok önemli bir siyasi aktör gibi gösterip İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ın bir şekilde gövde gösterisiyle bilek güreşine girdiği bir alanda genel başkanın elinden geldiği kadar kendisini sağlam tutmaya çalışıyor ama CHP'de bu çok kolay değil. Yani CHP'yi yönetmek gerçekten de Türkiye'yi yönetmekten daha zor. Yani CHP çok kaygan bir zeminde siyasetin yapıldığı bir yer. Burada Kavuncu sahada en çok Mansur Yavaş konuşuluyor derken bunu bilinçli söylüyor. Söylemesinin sebebi de bu bir tespit değil. Sahada duydukları da değil. Yani külliyen yalan. Bu bir mesaj. Yani biz Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz mesajı. Mesajı gönderen de Burak Avuncu'nun dilinden, onun üzerinden Meral Akşener. Şimdi altılı masa öyle bir duruma geldi ki kim aday, kim aday değil belli değil. Temel Karamollaoğlu'nun aday olması mümkün mü? Değil. Oyu mümkün değil. Demokrat Parti mümkün değil. Deva mümkün değil. Gelecek mümkün değil. Kala kala iki kişi kalıyor.
Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun arkasında kim var? %10 desteği olan HDP var. Kılıçdaroğlu bunun avantajıyla zaten kendisini güçlü görüyor. Kılıçdaroğlu'nun altılı masayı kurmasının nedeni diğerlerini kendine mahkum bırakmak. Meral Akşener'in o masaya oturmasının nedeni kendisine bir alan bulmak. Yani siyaset matematik işi. Duyguyla siyaset yapılmaz. Ya bir belediye başkanı çıkıp da beni herkes ankette çok ileri gösteriyor. Ben Mansur Yavaş, ben Ekrem İmamoğlu, ben Millet İttifakı'nın adayım diye bağıramaz. Çünkü matematik işi. Alacağı oy 5 bin 10 bin bile yoktur yani. Matematikse avantajlı olan Kemal Kılıçdaroğlu. %25 oyu var. O masanın hakim gücü o. Bunun farkında. %10 da HDP desteği etti %35. Şimdi %35'in karşısında 0-0-0 bir Demokrat Partisi'nin bir gücü mü var? Demokrat Parti'yi siyaseten kim sahada tanır ya da bilir? İşte o da %35'in eteğine yapışmaya çalışıyor. Keza Saadet Partisi de öyle. Çünkü başkanlık sisteminde değil %0-0-1'in bir tane oyun bile bir kıymeti var. %50+1. Öyle bir masa ki Türk demokrasisi bir sınavdan geçiyor. Mükemmel bir sınavdan geçiyor. Ben bu seçimleri samimiyetle söylüyorum. Türkiye adına çok kıymetli buluyorum. Yani 7 benzemezin nitelik açısından belki sorunlu, birbiriyle hiç bağlantısı olmadığı halde aynı yerde kalmaya çalışması, bu bir sınav. Diğer tarafta da beka meselesi dediğimiz meseleden dolayı ülkenin çıkarlarını, devletin geleceğini, Türkiye'nin şahlanışını sağlamaya çalışan mevcut bir iktidar bloğunun verdiği bir sınav. İşte iş burada millete düşüyor. Ya bu seçimin sonucunu sayılardan ziyade sayılarla birlikte bir nitelik belirleyecek. Yani vatanından memleketine sahip çıkanlarla vatanının memleketini yabancı uluslararası güce bir şekilde rahatlıkla peşkeş diyebilirim. Peşkeş çekmeye çalışanlarla kimin olduğu ayırt edilecek. Çünkü muhalefet bloku yani Millet İttifakı mesajını, gücünü hep dışarıdan alıyor. Verdiği mesajlar da dışarı, mesaj aldığı yerler de dışarı. Şimdi bu kapsamda tek bir sorun kalıyor. Kim Cumhurbaşkanı olacak? Millet İttifakı açısından söylüyorum ben. Kim bu pastadan payı kapmaya çalışacak? Kim ne yaparsa yapsın dediğim gibi siyasette matematik konuşur. Ya Kılıçdaroğlu olacak ya Kılıçdaroğlu'nun istediği birisi olacak. Bu kesinlikle belediye başkanları falan değil. Ya düşünün geçmişe bir gidin. Ortada da ya da HDP'nin onayladığı bir isim olacak diyebilir miyiz? Kimi? HDP'nin. Ya HDP eşittir CHP zaten. Yani ayırmanın bir şeyi yok. İkisini birbirinden ayıramazsınız. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili gitti, tipe katıldı mesela. Serdar Kadı gitti diye. Şimdi CHP'den tipe gitti. Tip diye bir şey mi var? Yani Türkiye'deki seçmenlerin gözünde tip diye bir değer, tip diye bir siyasi partinin peşinden koşmak gibi bir şey mi var? Yok. Özellikle farklı farklı partilere bölünüp çok sesle iktidarı sıkıştırmaya, yıpratmaya çalışıyorlar ki bu bir sırtlan taktiği. Ama Türkiye demokrasisi belki önümüzdeki 5, belki 10 yıl içerisinde bu 60-70 tabela partisine dahil olmak kaydıyla hepsinden kurtulacak, mecbur kutuplaşacak, mecbur ikiye bölünecek. Yani başkanlık sisteminin getirdiği bir sonuç Türk seçmenini ikiye bölecek. Bir tarafta işte muhafazakarlar ya da sağcılar, öbür tarafta solcular. Neyse ne. Belki bir biri gelecek, bir diğeri gelecek ama böyle kemikleşmiş, oturmuş bir seçmen yapısı olacak. Türkiye henüz bu başkanlık sisteminin getirdiği ne kurumsal yapıya ayak uydurabilmiş durumda ne de siyasi açıdan kendini bir yere konumlandırmış durumda. Ama yavaş yavaş bunu şu an hakaret üzerinden götürüyor, değerler üzerinden götürüyor. Ama belli bir zaman geldiğinde seçmen kendisini sağcı, solcu diye ikiye ayırmak zorunda kalacak. Yani işte laikler, antilaikler, işte İslamcılar ya da başka ne derseniz deyin ama değerler üzerinden bir kutuplaşma bu ülkede olacak, olmalı da. Çünkü olmadığı takdirde ortaya başka şeyler çıkıyor. Yani Saadet Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir araya getiren ortak bir değer yok. Tek bir şey var. Mevcut iktidarı, daha doğrusu Erdoğan'ı götürmek.
bir kişiyi götürmek üzerine kurduğunuz strateji de siyasette, siyaset de değil, strateji de değil, toplumda Erdoğan'dan nefret edenler üzerinde bir etki yapıyor ama diğerlerini de kutuplaştırıyor. Biraz önce dediğim gibi altılı masalı kurulmadan önce belediye seçimleri yapıldığında daha ortada hiç kimsenin adı yok. Bir tane Cumhurbaşkanı adayı var. PR'la, ajansla ismi parlatılan Ekrem İmamoğlu. İstanbul'u aldı, Türkiye'yi alacak. Hiç kimsenin adı geçmiyor. Yani İstanbul'dan, Edirne'den, Kars, herkes Ekrem İmamoğlu diye birisi var, o geliyor. Çünkü tanınmayan bir insan. 25 yıl sonra bir yerel yönetime son vermiş bir oluşumun ekran yüzü. Yani seçimleri zaten Ekrem İmamoğlu'nun kazanmadığını herkes biliyor. HDP biz kazandık diyor. Saadet Partisi biz kaybettirdik AK Parti'ye diyor. FETÖ'cüler biz kazandırdık diyor. Yedi kocalı hürümüz gibi. Kimin kazandırdığı belli değil. Ama ortada bir şey var ki kazanan Ekrem İmamoğlu değil. Bunu herkes biliyor. Zamanla Ekrem İmamoğlu'nu herkes tanıyınca, bir de süreç de yaklaşıyor. Yani 6 tane genel başkanın oturduğu bir masada kim belediye başkanını konuşacak ki? Hele hele hiç isim konuşulmazken. Yani genel başkanlar sahanın tozunu bu kadar yutarken, siyasetin yükünü bu kadar çekerken, üzerlerinde yumurta küfesi varken bunu Ekrem İmamoğlu için mi yapacaklar? Ya da Mansur Yavaş için mi yapacaklar? Yani Ekrem İmamoğlu... Ki bu arada siz az önce belirttiniz, yani diğerleri değil, işte Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener aday olabilir ama altılı masada oturan herkesin aslında gönlünden geçen kendi adayın kendisi olduğunu biliyoruz. Fırsat olsa hepsi kendi ismini açıklayacak aslında. Şimdi altılı masada dediğim gibi o dört kişinin, yani dört tane ismin kendisini Cumhurbaşkanı adayı gibi telaffuz etmesi abesle iştigal bir durum. Ya dediğim gibi siyaset matematik işi. Ya sen kimsin, hangi oyunla adaysın ki? Niye seni aday göstersinler ki? Ya insanlar siyaseti başkası için yapmaz ki, kendisi için yaparlar yani. Şimdi eğer gücün yoksa, işte Saadet Partisi gibi yıllardır aldığın oy belli. Ya da işte yeni çıkan partiler gibi. Senin burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir borcun var. Eğer iktidarın nimetinden bir şekilde faydalanacaksan, oraya geleceksen, amacın bakanlıksa, amacın fikrini orada idame ettirmeye çalışmaksa, abiye ihtiyacın var. Abi şu an Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Türkiye'deki siyaset başka türlü yürüyor. Algıyla yürüyor. Nedense Türk seçmeni bu algıya bir şekilde esir oldu. Alakasız isimleri ortaya çıkartıp anında konuşabiliyorlar. Ben bunda en büyük kabahati de Türk medyasında buluyorum. Türk medyası gündemi belirlemekten ziyade, programın adı Düşünce Haritası, düşünmekten ziyade, kendi tezlerini ortaya koymaktan ziyade mevcut siyasetçilerin ulaklığını yapıyor. Yani o ne dediyse onu söylüyor. Bu ne dediyse onu söylüyor. Onun üzerine tartışıyor. Yani herkes ya da işte Burak Kavuncu gibi birisi Mansur Yavaş sahada var derken, medyadan insanlar çıkıp da ya kardeşim bir dakika, bu adam belediye başkanı. İki seçim arasında 9 ay fark var. 20-25 yıl sonra kazanılan bir belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş'ın bir fantazisi, bir hayali için niye heba etsin de AK Parti'ye bıraksın ki? Meclis çoğunluğu AK Parti'de. Keza İstanbul'da yine öyle. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaya lojistik destek lazım olmayacak mı? Milyonlarca dolar lazım olmayacak mı? Onu belediyeden karşılayacaklar. Nereden karşılayacaklar? Ekrem İmamoğlu bugün, ya ben tabii komik buluyorum da basın üzerinden gidiyorum. Cumhurbaşkanı adayı göstermiş olsalar, İmamoğlu bırakmış olsa belediyeyi, hangi parayla Anadolu'yu gezecek? Ya da mevcut iktidardaki Recep Tayyip Erdoğan'ın o lojistik desteğinin karşısında hangi destekle illere gidip de işte bir şey yapacak ya da insanları bir şekilde ikna edecek? Çünkü siyasette herkesin bir beklentisi var. Seçmenin de bir beklentisi var. Ya dolayısıyla meseleyi bağlayacak olursak, bu altılı masa işi, yarın bir gün görürsünüz misyonu tamamladığı zaman şeye dönecek. Türkiye İttifakı'na. Haydi tip de bize katılıyor. Haydi o da bize katılıyor. Masa diye olsa da bir şey kalmayacak. Çünkü altılı masa Türk medyasını, seçmeni oyalamak için yapılmış bir kurgu.
Ya 6 ayda toplandı, ortaya bir şey çıkmaz mı? Bu arada çok özür dileyerek. O masada 6 defa ben oturmuş olsam. Ara vermemiz gerekecek. Tamam, son cümlemi bağlıyorum. O masada 6 defa ben oturmuş olsam en azından 3 cümle söylerdim. Yani yeni bir şey söylerdim. Altılı masanın şu ana kadar yeni bir şey söylediği yok ki. Klasik. İşte parlamenter sisteme geçeceğiz. Özgürlükler artacak. Bu her seçim söylenen şeyler. Buyurun, reklamı engellemiş olmayayım. Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar iç siyasetin gündemiyle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Düşünce haritasından yeniden merhaba değerli izleyenler. Aranın ardından tekrar karşınızdayız. Mustafa hocamıza hemen sözü bırakarak devam edelim istiyorum. Mustafa hocam, en son altılı masa arasındaki adaylık krizini ve aday açıklamama, adayımız yıpranır meselesini konuşuyorduk. Hemen konuyla ilgili sözü size bırakayım. Siz neler söylersiniz? Siyaset sosyolojisi, siyaset bilimi, siyaset psikolojisi açısından analiz ettiğimizde burada bir taktik var. Önemli bir taktik var. Taktik de şu. Şimdi 7-8 isim dolaşıyor. Bu 7-8 ismin dışında aday olarak belirlenen öne çıkacak. O kişi popüler olacak. Artık diğerleri unutulup gidecek. Şimdi bunu siyasette siyasal reklamlar diye bir şey var. Bu bir siyasal reklam, bir propaganda aracı. Bir anlamda kendilerini kameralar karşısında gösterecek, ne yedikleriyle ilgilenecek, ne giydikleriyle ilgilenecek, birbirlerine ne şaka yaptıklarıyla ne kadar benzemez olduklarını anlatacak malzeme varken, bu şekilde reklam olmak varken bununla biraz daha oyalanın diye düşünüyorlar. Bence bu bilinçli bir şey. Yani bilinçsiz olarak yapılmış. Ya da işte adayımız harcanır. Harcanacaksa bir ay kala da olsa harcanır. 10 ay kala da olsa harcanır. 4 sene kala olsa da harcanır. Yani harcanacağı varsa harcanır. Bu bir açıdan böyle, bir başka açıdan da kendilerine güvenleri olmadığını gösteriyor. Bir psikolojik anlamda, sosyal psikolojik açıdan bir benlik ile ilgili sıkıntıları olduğu kanaatindeyim. Benlikle ilgili sıkıntılar olması normal. Bunlar milliyetçi mi? Bunlar bölücü mü? Bunlar solcu mu? Bunlar demokrat mı? Bunlar liberal mi? Elbette arenaya çıktıkları zaman vatandaş bunu sorgulayacak. Kendileri çok rahat bir araya gelebilirler ama bunlara oy verecek, bunlara destek verecek insanları hangi gerekçeyle bir araya getirecekler? Halkımız arasında meşhur bir deyim var. Gizli iş çeviren aşikarda doğurur diye. Bu çok fazla gizli gündemi de içeren boyutta olduğu için o gizli gündemlerin seçim sattığı mahallinde daha çabuk afişe olması, açığa çıkması söz konusu olacak. Bu da bir geri çekilme ya da korkma, endişe nedeni diye düşünüyorum. Bunun haricinde işte bu işin FETÖ neresinde? Yani FETÖ belirleyicilik konusunda, aday tespiti konusunda, seçimlere inisiyatif kullanmak konusunda bu 6 artı 1 birbirine benzemez, biri hiç benzemez, diğerleri benzemez olanlarla ilgili diyaloğu ne durumda? Planları nedir? Bu merak konusu. Kandil bu işin neresinde? Bu Kandil ile ilgili boyutu birkaç gün önce Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın çekmiş ve yayınlamış oldukları videolar incelendiğinde altılı masadan beklentilerini ayan beyan, açık ve net bir şekilde anlatıyorlar ve bu işin artık seçime bırakılmadan halledilmesi şeklinde dünya kamuoyuna çağrıda bulunuyorlar. Ağababalarına çağrıda bulunuyorlar.
ve aynı zamanda da bu altılı masadakilere de dostlarım diye hitap ediyorlar. Şimdi bunlar neresinde bu işin? Ne kadarlık kısmı Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olacak? Milletvekillikleri, belediye başkanlıkları gibi mi olacak? Liste savaşları ne durumda olacak? Seçilemeyecek durumda olanlar kendilerini paçasından tutacakları Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl kabul ettirecekler? Böyle düşünmek gerekiyor. Çok boyutlu bir mesele, bu bilimsel açıdan da aslında tezlere konu olacak. Önemli bir şey, bir taraftan da bizim sistemimizin sancılı olması, yeni olmasından kaynaklı bir boyutlarla, bir takım boyutları da var. Onların da aşılması adına bu süreçlerin yaşanması gerekiyor. Bir de bu işin başka boyutu var. Acaba tavandaki yaklaşımlar tabanda nasıl karşılık buluyor? Karşı cephedeki taban ne durumda? Bunların tabanı ne durumda? Sıkı sıkıya sarılma olayı var mı, yok mu? Şimdi biz özellikle şuna dikkat etmeliyiz. Sadece bir kişinin gönderilmesi üzerine politika belirlenmez deniyor. Ama bu ta Osmanlı dönemine kadar tarihimizde götürdüğümüzde aynısı Abdülhamit için de bütün Rumlar, Ermeniler bütün birbirine benzemezler birleşip adama operasyon yaptılar mesela. Harp okulu öğrencileriyle askerlerini karşı karşıya getirmek istememesi yüzünden mağlup oldu mesela. Bu şekilde bir anlamda farklı tezahürleri de vardır. Rahat olmak seçim kazandırmaz. Ne kadar rahatsız olursanız, ne kadar daha fazla hazırlık yaparsanız, ne kadar beni anlamayanlar radarın da oyuna talibim derseniz o kadar kazanırsınız. Sonuçta siyaset oyla oluyor. Oy da matematik. Ancak matematik olmayan kısımları az evvel konuklarımızdan beyefendinin söylediği gibi değerler devreye girdiğinde üst üste koyduğunuz matematik tutmuyor. Siz ayrı ayrı kiminiz %3, kiminiz %7, kiminiz %11, kiminiz %25 üst üste topladığınızda 48, 47 neyse ediyor da siz doğrudan seçim satılma haline girdiğinizde matematik devreye girmiyor. Orada etnoloji devreye giriyor. HDP'yi düşündüğümüzde etnik köken devreye giriyor. Din devreye giriyor. Çeşitli başka değişkenler devreye giriyor. Çok farklı değişkenler devreye girdiğinde vatandaşın oy verme hareketliliği partiden partiye, o partiden o partiye değişim gösterecektir ve bu da kaçınılmaz olacaktır. Daha çok uzun, rahmetli Demirel'in dediği gibi 24 saat siyasette çok uzun bir süredir. Hakikaten de 10 ay kısa gibi geliyor ama çok uzun bir süre. Bunlar, sözümü öyle bağlayayım. Bunlar bu şekilde gündemde kalmayı düşünüyorlar. Sonuçta siyasette sizin ekranlara çıkmanız, insanların size soru sorması, kameraların sizi çekmesi sizi ilgilendiriyor. Gıdası budur. Siyasetçinin bir anlamda ne trilyonları harcarlar, çok büyük paralar harcarlar. Gıdaları, ilaçları gündeme gelmek, gündemde olmak. Mikrofonun tutulması, sorular sorulması. Arada bir soru soranlara bir azarlama ihtiyacı hissetmesi veya aşağılama ihtiyacı hissetmesi. Bazen bunu kendine oy verecek kişi olduğunu unutarak kompleks yapması gibi boyutları var. Bu işin bir anlamda sosyal, psikolojik anlamda izahatı budur diyorum. Teşekkür ederim. Bu arada Mustafa Hocam, aday yıpranır meselesini de ayrıca size de sormak isterim. Bu bir oyalama taktiği mi sizce? Evet, zaten siyasetin doğasında amaç nedir? Oy almak. Oy aldıktan sonra da oyalamak. Bunu iyi anlamamız lazım. Türkçe oyunu yapıyoruz.
oy alıp da oyalamak siyasetçinin işidir. Şimdi biz dünyanın sadece bizde değil, dünyanın pek çok yerinde siyaset için söylenen söylemlerin en önemlilerinden biri nedir? En iyi yalan söyleme sanatı. Değil mi? Ama siyaset çok iyi hizmet etme sanatıdır. Siyaset mütabakat sanatıdır. Siyaset uyum yakalama sanatıdır. İşte vesaire iktidar olma sanatıdır gibi hususları unuttuğumuz zaman sadece o anlamını söylüyoruz. O anlamı da bir anlamda hem iktidar olmak için hem iktidarda kalıcı olmak için bazen siyasetçilerin başvurduğu yollardır. Oyalama taktikleri. O nasıl? Mesela iktidara gelmek için. Mesela en meşhuru bugünlerde nedir? Kemal Bey'in helalleşmek anlayışı. Bu çok iyi bir oyalama taktiğidir. Oy alma taktiğidir. Şimdi beyin arka planını hepimiz biliyoruz. Hali hazırda belediyelerinde insanlara nasıl davranıldığını biliyoruz. Ellerinde bulunduğu dönemde bürokrasinin nasıl derdest edildiğini biliyoruz. Bir bakanın MHP'lileri mi getirecektim? Tabii ki CHP'liler alacaktım sözü hala hafızalarda tazeliğini korumakta. Partizan anlayışla yaklaşma konusu bu sol kesimde gerçekten aynı ideolojinin başka boyutları gibi bir hastalık seviyesinde. Hastalık şeklinde yaklaşıyorlar. Yani sizi karşı cepheden gördüklerinde eğer güç ellerinde olursa sizi derdest edip hemen kenara itmekten çekinmezler. Yönetilen konumda, size tabi oldukları konumda da kuzu olurlar ve sizden mümkün mertebe en üst düzeyde istifade etmeye çalışırlar. Bunu biz yaşamımız boyunca ya o çalıştığımız ortamlarda da görüyoruz. Her dönemde çalıştık biz. Her dönemde bürokrasiyle iç içe olduk. Her dönemde iç içe olduğumuz şeyde gördüğümüzün karşılığı bu. Bunu kimse bize farklı şekilde izah edemez. Dolayısıyla iktidara geldikten sonra da iktidarda kalmak için buna siyaset biliminde siyasal oyunlar ismi de söyleniyor. Bunlar bir siyasal oyun. Bir takım siyasal oyunlarla, manevralarla, manipülasyonlarla siz aldatıp kandırıp ikna etmek istiyorsunuz seçmeni. Siz karşınızda olan seçmeni ikna etmediğiniz takdirde iktidar olamazsınız. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anlamda danışmanları da kendisine bu aklı vermişlerdir. Çünkü çok güçlü donanımlı insanlara sahip olduğunu inkar edemeyiz. Bu ayrı bir şey, ayrı bir konu. Siyasette, siyaset lügatında bunun karşılığı budur. Siz insanları ikna edemediğiniz takdirde boş yere konuşmuş olursunuz. İnsanlara size oy vermesi konusunda ikna etmek için işte icraatın içinden rahmetli Özal'dan hatırlayalım. Onları anlatmaktan daha önemlisi insanlar niye tuttuğu partiyi bırakıp da size oy versinler? Bu sorunun cevabını bulmanız gerekiyor. Şimdi milliyetçilerin üzerine oynaması, avşarlardan oy toplamaya çalışması, başörtülülerden oy toplamaya çalışması kendisi açısından mantıksaldır. Niye? Karşı cepheden bu tarafa oy devşiremediği takdirde %25 eşeğin kuyruğu, bir santim ne uzar ne kısalır. Bunu bu kadar seçim kaybedip de bir insan anlamazsa nasıl anlayacak diyeyim. Teşekkür ederim. Ayşenur Hanım, kısa bir şey söylemek istiyorum bu bağlamda ama. Buyurun. Şimdi Türk siyaseti yeni bir şey yapmıyor. Seçim yapıyor. Ve 20 yıldır da Türkiye'de belde, ilçe, il belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sürekli sağ seçmen. Yani AK Parti kazanmış. Milletvekillikte çoğunluk AK Parti'de. İlk iktidar AK Parti. Zaten Muharrem İnce'nin dediği gibi hani yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş diyor ya. Bunu defalarca yaşanmış. Şu an yaşanan bunlardan bir tanesi değişen bir şey değil ki. Burada önemli olan şu. Türk demokrasisinde ilk defa bir seçim partiler üzerinden değil,
kişi üzerinden yapılıyor. Erdoğan gitsin mi, kalsın mı? Ve bunun bir ayağında Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı var. Diğer ayağında muhalefet ve dış güçler var. Yani Türk seçmeni, Türkiye'deki siyasi partiler Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye bir düşünceyle başlamıyor bu işe. Uluslararası güç Erdoğan gitmeli diye düğmeye basıyor. İçerideki uzantıları bu muhalefet birleşip bir araya gelip Erdoğan'ı göndermeyi düşünüyor. Seçimin adı bu. Erdoğan gitsin mi kalsın mı? Yoksa adam zaten defalarca yenmiş. Şu an oyu da belli. Erdoğan'dan ne kadar nefret eden anketçi, CHP'nin kendi anketçileri defalarca anket yapıyorlar ve birinci parti AK Parti. Ben daha bir tane ankette CHP'nin birinci parti olduğunu görmedim. Ama sürekli hep aynı şeyi söylüyorlar. Erdoğan gidiyor, 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 gidiyor. Bu milletin kafasına kazımak istedikleri bir algı yöntemi. Dediğim gibi yani Türk seçmeni yeni bir şey yapmayacak. Her zamanki gibi sandığa gidip oyunu kullanacak. Erdoğan'ın tek rakibi şu an kendisi. Ekonomi, işte pandemiydi, küresel krizdi. Bu süreci atlatabilecek mi? Hani usta kaptan dalgalı denizde belli olur derler ya. Erdoğan gemiyi sağ salim limana çıkartabilecek mi? Yoksa karaya mı tutturacak? Bu Haziran seçimlerinde ortaya çıkacak. Yoksa siz muhalefetin buna yeni bir isim bulmasına bakmayın. Altılı masaydı, Türkiye ittifakıydı, demokrasi kazanacaktı, özgürlük kazanacak. Türkiye bu zamana kadar hiç bu kadar özgür olmamıştı. Çok enteresan. Türkiye'nin en çok özgür olduğu bir ortamda özgürlük yok, demokrasi yok naraları atılıyor. Çünkü yerine koyacak bir şeyler yok. Erdoğan bunlara göre mutlaka gitmeli. Türkiye'nin ayağı tekrar prangalanmalı. Hesap bu. Teşekkür ediyorum. Evet, bu arada siz de belirttiniz. Bir taraftan özgürlük yok, demokrasi yok naraları atılırken, bir taraftan hükümete çeşitli ifadelerle eleştiriler yöneltilirken, aynı zamanda CHP'li belediyelerde de ne yazık ki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bir taraftan bu konuya da giriş yapayım istiyorum süremizin sonuna gelmeden önce. Zaman zaman rüşvet, yolsuzluk gibi konularla çok sık gündeme geldiklerini gördük. Bir diğer taraftan kriz anlarında, sel felaketinde, kar yağışında başarısız belediyecilik örneklerini gördük. Son günlerde şöyle bir olay yaşandı. Bunu da sizlere sormak isterim. Adana'nın Ceyhan CHP'li belediye başkanı tam 25 müdürlüğün 22'sini başkan yardımcısına bağladığı haberini aldık. Şimdi demokrasiden bahseden, bu konularla ilgili eleştiriler yönelten CHP'nin bir belediyesinde böyle bir olay yaşanması ne anlama geliyor Sayın Niyazi Paksoy? Sözü size bırakayım önce. Buyurun efendim, neler söylersiniz? Şimdi belediyeler yerel anlamda hizmet makamlarıdır. Belediyeler kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Görev ve yetkilerinin tamamı. Bu bakımdan faaliyetlerini sürdürürler. Tabii topluma söz verip toplumun oylarına talip olduktan ve seçildikten sonra da topluma karşı vazifeleriniz vardır. Biraz önce değerli hocam Mustafa Talas Bey konuları anlatırken işin psikolojik ve sosyolojik yönlerini de açıkladı. Yani siyasette bu iki değer oldukça önem arz eden hususlardır. Yaptığınız her işin sosyolojik ve psikolojik karşılıkları vardır. Ve yaptığınız her işi bu bakımdan da izah etmek gereği duyulabilir. Şimdi belediye başkanı seçilene kadar topluma vermiş olduğu sözlerin yerine getirilmesinden daha önemli bir işi olduğunu düşünmüyorum. Toplum bir beklentiyle, bir umutla oy vermiştir. Ve vermiş olduğu oyların karşılığında da vaat edilen hizmetleri görmek ister. Ama siz kanun çerçevesinde ve vatandaşa vermiş olduğunuz sözleri yerine getirmek yerine kendinizce, kendinize göre yönetim anlayışı sergilediğiniz vakit o çizgiden uzaklaşmış olursunuz. Yani güven meselesini de ortadan kaldırmış olursunuz. Bir belediye başkanı belediyedeki görevlerini icra ederken belediyedeki belediyeler kanuna göre mesela birinci maddede ifade edildiği üzere birinci maddesinde belediyenin kuruluşunun
ve görev ve yetkilerini kapsayan bir düzenlemeyi getirir. Diğer maddeler de belediyenin nasıl çalışacağını belirtir. Belediyede hangi kurumların ve hangi kurulların olduğuna ilişkin hususları da belediye kanunu öncelikle açıklar, izah eder ve belediyenin nasıl yöneteceğini de bu hususlar çerçevesinde belirler. Belediye meclisi bu kurullardan biridir. Encümen bu kurullardan biridir. Belediye başkan yardımcıları yine görev yapacak hususlardan biridir. Başkan yine görev yapacak temsil organı olması bakımından, temsil yetkisine sahip olması bakımından önem arz eden bir konumdadır. Belediye başkanı görev ve yetkilerini bir kısmını 37. madde kapsamında devredebilir. Bir kısmını 42. madde kapsamında da yetkisinin bir kısmını devredebilir. Ama tamamını devreder diye bir husus yoktur. Yetkisini olduğu gibi bir başkasına veya bir başka kesimlere devretmek suretiyle kanunun kendisine yüklemiş olduğu yükümlülüklerin kaçınamaz. Kendisinin temsil organı olması sebebiyle bu görevlerinden de azat edemez. Bu bakımdan işin tersine de bakabilirsiniz. Buna biz hukukta mefhumu muhalifi deriz. 25 birimi kalkıp da 23'ünü bir belediye başkan yardımcısına bağlamak adeta o mekanizmayı işlemez hale getirmek demektir. Yani kural ve kaideleri doğru uygulamak ve verimliliği artırmak ve yerel anlamda hizmetleri yerine getirebilmek bakımından kanunun belirlediği ölçüler içerisinde siz taksimatı, görevlendirmeleri yapmak durumundasınız. Başkan olarak vazifeniz budur. Ama siz 25 müdürlükten 23'ünü bir belediye başkanına bağlıyor iseniz, bir belediye başkan yardımcısına bağlıyor iseniz, burada ciddi ciddi diğer konumda bulunan belediye başkan yardımcıları hakkında endişeleriniz var demektir. Yahut da bu kadar yetkiyi, bu kadar müdürdeki yetkiyi bir kişiye bağlamakta olağanüstü bir beklentiniz var demektir. Aslında buradaki beklenti kontrol mekanizmasıdır. Aslında buradaki mesele partizanca bir bakış açısıdır. Partizanca bakış açısı ise yerel yönetimlerde çare değildir. Yerel yönetimlerde en önemli husus hizmettir. Hiç durmadan, bıkmadan vatandaşla iç içe olmak, vatandaşın beklentilerine cevap vermek, o beldede ve o belediyede altyapı hizmetlerini yerine getirmek, temsil noktasında görevleri yerine getirmek, belediyenin bütçesini doğru düzgün tanzim etmek, alacaklarını doğru düzgün şekilde takip etmek, yatırımları doğru şekilde tezahür ettirmek, belediye meclis kararlarını ve meclis toplantılarını kamu yararına olacak şekilde görüşmek ve neticelendirmek, encümen kararlarını milletin hizmetine yönelik olarak oluşturmak, bu şekildeki bir belediyecilik anlayışıyla başarı sağlamak mümkün. Ama siz burada 25 müdürlüğün 23'ünü bir başkana bağlarsanız, o başkanla da siz yönetmeye kalkışırsanız bütün kurum ve kurulları orada devre dışı bırakmış olursunuz. Bu ise demokrasiyle bağdaşmayacağı gibi kamu yararına olması gereken tasarrufların tamamını ortadan kaldırmak ve onun yerine bireysel ve partizan yönetimini hakim kılmaya çalışmak gibi bir şeyin peşinde olursunuz ki burada da bir yarar yoktur. Siyaseten verilmiş sözlerin yerine getirilmesine dair bir ilkellik de yoktur. Burada kamu yararına ilişkin çalışma sürdürmek ve çalışma peşinde olmak da yoktur. Etik ve siyasi değerler açısından da takdir aşayan bir durum olmadığını açıklıkla ifade etmek isterim. Evet, bu arada Mustafa Hocam sözü size bırakacağım ama belediyecilikten bahsetmişken bir konu daha var. Onu da sorarak bırakmak istiyorum. Tanju Özcan meselesi vardı. Yine diğer konuklarımıza da aynı soruyu yönelteceğim. Tanju Özcan'la ilgili bir karar bekleniyordu. Disipline sevk edilmişti ve bu karar çıkmadı. 26 Eylül'e ertelendi. Ardından Tanju Özcan'dan bir açıklama geldi. Benim ihracım, CHP'den ihracım HDP'yi sevindirecek diye bir açıklama geldi. Şimdi bu bir algı. HDP'yi sevindirecek açıklaması da algının bir parçası mı, algı mı yönetmeye çalıştı? Yoksa gerçekten HDP'nin CHP'yi özellikle nasıl şekillendirdiğini, nasıl etkin olduğunun bir göstergesi midir? Mustafa Talas Hocam sözü size bırakayım, neler söylersiniz? HDP'nin etkinliği özellikle sol eğilimden gelmesi sebebiyle CHP üzerinde diğer altılı masadaki ortaklara göre daha üst seviyede özellikle büyük şehirlerde bu öne çıkıyor.
Bol gibi HDP'nin etkisi olmayan yerlerde de HDP tarafı belki de kurtulup bir sonraki adımda oralara da yayılmayı düşünecektir. Ondan Tanju Özcan o konuda haklı olabilir. Özellikle mülteciler konusunda o mültecilerin daha fazlasını Türkiye'ye göndermek isteyen bir PKK'nın uzantısı olan bir partinin bu şekilde politikaları olan bir belediye başkanından rahatsız olması normal bir şeydir. Beklenen bir şeydir. Çok ilginçtir. Mülteciler politikası da bu 6+1 masanın +6+1 grubun kırılma noktalarından biri. Biri Ümit Özdağ gibi düşünüyor. Diğeri işte HDP boyutuyla baktığımızda İsrail gibi düşünüyor. Bütün oradaki mesela Esad'la aynı kökenden ve mezhepten olmayanların hepsini Türkiye'ye göndermek gibi orayı boşaltıp başka planlar yapmak gibi bir düşüncesi olan uluslararası bir proje olduğu için o da işin içinde zaten. Bir kısmı öyle düşünüyor. Bir kısmı biraz bekleyelim diyor. Bir kısmı ne diyeceğini bilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu gibilerine baktığımız zaman bir gün diyor ki gitmeliler, bir gün diyor ki kalmalılar, bir gün diyor ki gönderemezsin. Dolayısıyla bu konu çok çetrefilli bir konu. Tanju Özcan kısmı daha çok su götürüyor. Uzatmaları da yine aynı altılı masa taktiği gibi biraz gündemi meşgul etme, biraz oyalama, hemen karar verdiklerinde kesin ihraç talebiyle gönderilen birinin ihraç edilmemesi mümkün değil. Ancak böyle toplantı erteleyebilirsiniz. İki toplantı daha erteleyecekler, seçim yaklaşınca adamı gönderecekler. Türkçesi bu. Başka birinde meclisten seçtirirler, o konuda da güvenceleri var. O olay o. Diğer hususa gelince belediyelerle bağlantılı halka rağmen halkçılık olmaz. Şimdi bu parti halkçı parti. Yani halk partisi diye işe başlamış. Sonra çeşitli dönemlerde Sosyal Demokrat Halkçı Parti, işte Halk Partisi, Halkçı Parti gibi isimleri sürekli almış. Cumhuriyet Halk Partisi şeklinde ilk baştaki Halkçı Parti, Halk Partisi'den sonraki şeyine, kimliğine yeniden isim olarak ulaşmış. Düşünce açısından baktığınız zaman halkçı deniyor. O zaman halka rağmen halkçılığın en tipik göstergelerini belediyelerde görüyor. Şimdi belediyelerde siz benim partimden olan olmayan ayrımı içerisine girdiğiniz zaman hizmet yapamazsınız. Genelde belediye başkanlarından bizim beklediğimiz nedir? Seçildiği zaman parti rozetini çıkarıp ben şehremliyim. İlçe ise ilçe, kasaba ise kasaba, ilse il, büyükşehir ise büyükşehir. O şehrin eminisiniz siz artık, şehrin anahtarı sizde demek oluyor. Şehrin anahtarı sizde, siz şehrin bir mahallesini zehirleyeceksiniz, bir mahallesine hizmet götüreceksiniz, bir mahallesine başka bir takım gözle bakacaksınız. Böyle anlayış olmaz. Hangi düşüncede olursa olsun, hangi görüşte olursa olsun bu durum doğru bir şey değil. O Ceyhan Belediyesi'ndeki örnek de 15 yıldan fazla zaman Hüseyin Sözlü'nün yönetiminde olan ve ardından da bir dönemde AK Parti ile devam eden bir belediyede nasıl bir anlamda tırpanlama yapmak istediklerinin tezahürü diye düşünüyorum. Yani farklı bir şekilde ele aldığınızda siz o zaman bir bu kadar ki yetkiyi bir belediye başkan yardımcısına bırakıyorsanız diğer belediye başkan yardımcılarına devlet niye para veriyor? Niye ödeme yapıyor? Onlar da yardımcılık yapmasın o zaman. Yani onları da işten atın. O zaman bir şey demeyelim. Yani sadece bir yardımcı ve diyelim ki diğer birkaç yürürlüğü de bıraktığınız bir başka yardımcıyla idare edecekseniz bu ölçüde büyük bir ilçede 7-8'den aşağı belediye başkan yardımcısı olacağını sanmıyorum. Ayrıca orada koalisyonla kazanılma olayından dolayı koalisyon içerisindeki koalisyon üyelerinin birbirleriyle mücadelesi içerisinde kalmış bir başkan portresi de söz konusu olabilir. Yani kör dövüşü içerisinde kalmış bir başkan bu şekilde bir çözümü geçici olarak kendine bir yol olarak seçmiş olabilir. Sonuçta o zaman siz
Demek ki kadronuza egemen değilsiniz demek. Kadronuza egemen olmanız neyle olur? Yasalarla olur. Siz yasalarla yönetirseniz, yasalara bağlı kalarak yönetirseniz, o zaman hiç kimseye hesap vermek durumunda kalmazsınız. Aldığınız, verdiğiniz belli olur. Bunların hesaplarını ister Sayıştay yapsın, ister mülkiye müfettişleri yapsın, ister başka müfettişler yapsın. Kim gelip giderse gitsin, sizin yaptığınızın bir anlamda durumu nettir, tablo nettir. Şimdi bu kadar CHP'li belediyelerle ilgili olay gündeme geliyor. Kimse Yılmaz Büyükerşen ismini ağzına alıyor mu? Onunla ilgili bir iddiada bulunan oluyor mu? Ne işte HDP ile işbirliği açısından gündeme gelebilir, ne kadrolarla ilgili haksızlıklarla ilgili, ne şehri yönetimle ilgili hizmetlerle ilgili kimse onu gündeme getirmiyor. O da CHP'li. Yani iş karşı taraftan eleştirenlerin partizanlığı şeklinde eleştirilirse ben buna bunu söylerim. Son olarak da şunu söyleyeyim. Siz nereden gelmiş olursanız olun, hangi şeyden seçilseniz seçilin, kamuya mal olmuş oluyorsunuz. Artık kamu yönetimi yapacaksınız. Kamu yönetimi de vicdan ve yasalarla yürütülür. Siz vicdansız olursanız yasayı da hiçe sayarsınız. Yasalardan korkmadığınız takdirde o zaman çok daha farklı şeyler yaparsınız. Denetimden kimler korkar? Bir takım kabahat işleyenler, suç işleyenler denetimden korkar. Denetimden korkmayanlar kimlerdir? Dürüst olarak işini yasalara göre ehillerine teslim ederek yapanlar diyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz hocam. Sayın Cengiz Alçayır, aynı soruları size de yöneltmek isterim. Hem CHP'li Adana Belediyesi'ndeki 25 müdürlüğün 22'sinin tek bir belediye başkan yardımcısına bağlanması, hem de ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihraç kararının ertelenmesi, hem de Özcan'ın ardından yaptığı "benim ihracım HDP'yi sevindirir" açıklaması ne anlama geliyor? Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz? Ben şaşırmıyorum. Benim için normal. Meslek hayatımda çok karşılaştığım için CHP'li belediyelerde bu durumda. Siz dua edin, 25'ini de bağlamamış. 22 tane bağlamış. 3'ü de başka bir başkan yardımcısına bağlı. Bu 22 tanesinin bir başkan yardımcısına bağlı olmuş olması müdürlüğü orada bir iş yapılmadığını gösterir. Yani bir başkan yardımcısının 22 müdürlükle başa çıkması mümkün değil. Orada iş yapması mümkün değil. Ama zaten CHP'li belediyelerde yine de iş yapılmaz yani. CHP siyasetin çıkmaz sokağıdır. Yani gidersiniz sonunda kafanızı bir yere toslarsınız. CHP gelişime müsait değildir. Değişime müsait değildir. 100 yıllık siyasi hayatında siyasete hangi değerlerle başlamışsa hala aynı şekilde devam etmektedir. Bakın AK Parti muhafazakar bilinir. Şeriatı getirecek diye ödü patlarlar. İddia ediyorum, AK Parti'deki mini etekli kadınların sayısı tesettürlülerin sayısının 3 katıdır. Yani AK Parti topluma göre ya da sağ partiler topluma göre değişkenlik gösterirken CHP hep gelin bize katılın. Biz ne diyorsak ona uyun der. Zaten bu 22 tane müdürlüğü bir başkan yardımcısına bağlamaların sebebi de bu. Bize oy verin, bize sorgulamayın, karışmayın. Oyunuzu verin, kenara çekilin. CHP halkın oyuna taliptir. Geleceğe talip değildir. CHP iktidarda olmaya taliptir. Bir şey yapmaya talip değildir. Yani şimdi siz Ceyhan Belediyesi'ni yakalamışsınız, onu konu ediyorsunuz. Aynı şey İBB'de de geçerli. Ekrem İmamoğlu da bir dolu yerleri aynı kişilere bağladı. İşte İBB iştiraklarında var. Yani şirketinin muhasebe bölümünü ya da deposunu teslim etmeyeceğin adamlara 3 tane şirketin yönetim kurulu başkanını bağladı. Ne tahsilleri buna müsait, ne geçmişleri buna müsait, ne ortaya koydukları işler buna müsait. Yani hepsi belediyeden aldıkları maaş kadar edecek bir deneyime sahipler. Bunun dışında bir yöneticiye sahip değiller. Tanju Bey'in de benim ihraç edilmeme HDP sevinir demesi sadece o değil, AKP'liler de sevinir dedi, onu da ekledi. Faşistler sevinir, sağcılar sevinir dedi. Yaptığı pisliğe kılıf bulmaya çalışıyor. Yani
Tanju Özcan'a kim ne yaptı ki? Tanju Özcan şimdi ahvah diyor. Yapan kendisi. Ya bir belediye meclis toplantısında bir imar konusuyla ilgili elini kaldıran bir meclis üyesi hanımefendiye elini niye kaldırıyorsun? Ben evli barklı adamım. Bana işaret mi veriyorsun demek değil belediye başkanlık. Yani kelime bulamıyorum ya. Dengesizliğin önde gideni. Bu adamı belediye başkanı yapan zihniyet... Peki bunun üzerine hala CHP'nin kararı bu kadar uzun süre ertelemesinin amacı sizce nedir? İhraç edilirse tepki toplar ya da edilmeme kararı çıkarsa daha büyük tepki toplar diye mi? Niçin hala CHP'den sizce bir karar çıkmıyor? Şimdi CHP'nin şöyle bir huyu var. Çocuklarına sahip çıkıyor. İyisine kötüsüne bakmaz. Sağ siyasi partiler genelde kendi çocuklarını kendileri yerler. Çünkü değerler üzerinden gittikleri için ahlakla sorgular, inançla sorgular, toplumsal değerle sorgular. Onu uzaklaştırır ki kendisine bir şey olmasın diye, kurumsal bir sıkıntı olmasın diye. CHP köpeğini bile teslim etmez. Etmez. Yani bakın adliyelerde gittikleri davalara bakın, genelde bu devlete, millete kurşun sıkan insanlar. Devletin terörist dediği insanlar. Onların önüne yatarlar. Onlara özgürlük adı altında destek verirler. Şimdi Tanju Özcan'ı kaybetse diğer yönden başkasını kaybedecek. Öbürünü kaybedecek. Bu bir yumaktaki ipliğin çözülmesi gibi devam edip gidecek. Zaten başı rüşvetle, yolsuzlukla belediyelerde belada. Bir sürü belediye başkanı alındı. İşte Yalova Belediye Başkanı. Şu an Menemen Belediye Başkanı. Halkı haraca bağlayan. Kadıköy'de CHP'li belediye. Yahu simitçi haraca bağlanır mı simitçi? Simitçiyi haraca bağlamışlar ya. Koskoca Kadıköy Belediyesi oyu %65 midir, 70 midir nedir? Yani yolda omzunu vurdun iki kişiden biri CHP'li. Belki daha fazlası CHP'li. O simitçi de CHP'li. Onu bile haraca bağlamış. Bunun adını belediye yönetimi olarak görüyorlar. Şimdi dediğim gibi kafalarında bir ütopya var, bir düşünce var. Aman şeriat gelecek, aman İslamcılar gelecek, aman bizim özgürlük alanımız daralacak. İzmir işte, örneğini İzmir'de görüyoruz. Hizmet mi var İzmir'de? Yok. Ama yıllardır CHP'de. İddia ediyorum, kıyamet kopana kadar İzmir CHP'de kalır. Kıyamet kopana kadar. Yani ne zamana kadar? Ancak onların görüşüne yakın bir aday olacak da Ekrem İmamoğlu gibi böyle sağ başı oynayacak birisi. İşte laikim diyecek, Atatürkçüyüm diyecek, sizden diyecek. Ben de rakı içerim diyecek. Ya ben arada bir namaza gidiyorum diyecek. Öyle beş vakit kılan adam değilim. Beni çok da Müslümandan saymayın diyecek. Onlara yakın bir aday gösterecek ki AK Parti. Öyle seçimi kazanacak. Ben de İzmir'de sağladığım bir sürü insan var. Söylüyorum ya, memleketi pislik götürüyor. Evet götürüyor. E niye peki siz hizmet beklemiyor musunuz? Aman AK Parti gelmesin de ne olursa olsun. Bakış açıları bu. Yani halkı CHP'li seçmeni korkutarak, eğer bize oy vermezseniz sağ parti size zulmeder, sizi cezaevine atar, özgürlük alanlarınızı daraltır diyerek korkuyla kendilerini tutmaya çalışıyorlar. Ya 100 yıllık partide bir değişim olmaz mı? Ekonomisinde değişim olmaz mı? Topluma bakış açısında değişim olmaz mı? Akşamleyin çarşaflı birine rozet takıp da ertesi gün tekrar İslam'a, dine, inanca hakaret etme gibi bir gaflete düşer mi? E düşüyor. Ya Türkiye'deki siyasetçinin muhalif açısından söylüyorum. Muhalif siyaset açısından söylüyorum. Çıtası, kalitesi düşük. Profili düşük. Düşük profilli siyasetçilerle gidiyor. Ya düşünün ki bir genel başkanı kasetle gidiyor. Bir, yakında duyarsınız bakın birkaç aya kadar, yani duyduğum bildiğim için biliyorum, yine CHP'li bir belediyede yine kaset olayı, birbirlerine şantaj yapıyorlar. Yakın zamanda birkaç ay sonra ortaya çıkar. O tarafta gezip duruyorlar. Genel merkeze kadar gitmiş gene bir belediye başkanıyla ilgili. İstanbul'da bir belediye başkanıyla ilgili kaset olayı var. Yine genel merkeze kadar gitmiş. Böyle bir skandal mı bekliyoruz yakın zamanda? Tabii tabii. Ya birkaç aya kadar duyarsınız. Hem de İstanbul'un göbeğinde bir belediye başkanının. Belediye başkanı da bunu biliyor. Nasıl kapatacak onun hesabını, onun peşinde geziyor. CHP'de siyaset böyle gidiyor. Yani hizmet eksenli değil. Kim kimin ayağını kaydırır, o koltuğa nasıl gelirim, nasıl talan ederim,
nasıl yağma düzenine devam ettiğini bir düşünce içerisinde. CHP'nin hizmet gibi bir derdi yok, olmadı, olmayacaktı. Yani bu memleketinde, bu coğrafyada yaşayan insanların CHP bir şekilde sınavı, imtihanı. Bu imtihanda demokrasi bir şekilde güçlenecek, rayında yolunu bulacak. İşte sağdan soldan kendini kaçıra kaçıra CHP'ye bulaşmadan çoluk sözünün geleceğini devam ettirmeye çalışacak. Yani bakın, hep şey üzerine eleştirirler. Çalıyor AKP, çırpıyor AKP. Ya çalıyor, çırpıyor AKP. Bu kadar hizmeti nereden yapmışlar? Recep Tayyip Erdoğan ekibi kendi cebinden mi yapıyor? Parayı çaldılarsa bu hizmet ne? Şimdi aynı şeyi İBB'ye bakıyoruz. Belediyenin 43 milyar, şirketlerle birlikte konsolide bütçesi yıllık 70 milyar, ortada hizmet yok. Tuvalet açılışı, musluk tamiratı, çeşme açılışı, süt dağıttım, kullanma kılavuzlu greyfurt dağıttım. Yani saçma sapan şeyler. İşte domates yetiştirdik, bize karpuz verdiler. Ya dünya metropollerinden belki de ilk başta gelen illerden biri İstanbul. Düştüğü durum şu an facia. İşte CHP'li belediye 5 yılda böyle gidecek, bir 20 yıl daha iktidara gelemeyecekler. Sonra 5 yıl sonra, 20 yıl sonra bir daha gelecekler. Bir 20 yıl daha devam edecek, böyle gidecek. Şu an Türkiye'de hizmet üzerinde siyaseti yapan sağ partiler, sol partiler, değerler, sözde özgürlük, militanlık üzerine siyaset yapıyorlar. Ya düşünün ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden maaş alıp da Türk devletine, Türkiye devletine kurşun atan, bu ülkenin parçalanması için Mehmetçi polisi şehit eden, onlara sahip çıkan siyasi partilerle kol kola girmekte herhangi bir sakınca görmüyor CHP. CHP'nin kıblesi yok. Tek kıblesi var, kıblesizlik. Yeter ki sağ parti olmasın. Yeter ki Erdoğan gitsin. Ya Erdoğan gitsin de bizim Erdoğan ve onun gibilere mecburiyetimiz var. Bizim derdimiz Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun değil ki. İsterse Kemal Kılıçdaroğlu olsun, bize ne? Erdoğan bizim babamız mı, oğlu mu? Önemli olan bu memlekete hizmet etmek. Yani kim hizmet ediyorsa, CHP ise CHP, MHP ise MHP, Saadet ise Saadet. Ama bir siyaset şu adam cisim üzerinden yapılır mı? Bu ülkede yapılıyor. Yani yine altını çizerek söyleyeceğim. Biz 2023 seçimlerine Erdoğan gitsin mi kalsın mı oylayacağız. Yoksa CHP gelsin mi falan diye değil yani. Yine söylüyorum, Erdoğan'ın rakibi kendisi. Belediyeler konusuna gelecek olursak, evet, İstanbul tabii. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili işte MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem bir gazetecinin yapması gerekeni yaptı. Türkiye'deki ana akım medyadaki gazeteciler uyuduğu için, TV'dekiler de lak lak yaptığı için, araştırmacı gazetecilik yapmadığı için bir tane milletvekili gitti araştırdı, bir binada 5 tane açılışın olduğunu belgeledi. Hani Ekrem İmamoğlu 150 günde 150 proje diyor ya, bir oda oda açılış yaptı diye açıkladı. Hı hı. Biz de haberlerini bu. Paylaştık bu arada, evet. Efendim? Evet, Arzu Erdem, Arzu Erdem'in açıklamalarıyla ilgili bu arada, evet, biz de ya bunu gazetecinin yapması gerekiyordu. Bir milletvekili yaptı. Bu bizim meslek olarak ayıbımız olsun. Bunu bizim ortaya çıkarmamız gerekiyordu. Milletvekili ortaya çıkardı. Ya CHP'nin hizmet anlayışı bu. Ekrem İmamoğlu eskiden de öyle, Beylikdüzü'nde de öyle. Bir caminin 3 defa temel törenini atardı, açılış temel törenini yapardı. İşte 2 tane bank koyardı, proje diye koyardı. Aynısı İstanbul'da devam ediyor. Yazık ki bu olan da İstanbullu oluyor. Yani yürümeyen merdivenler, çalışmayan otobüsler, yanan otobüsler. Ortada hizmet yok. Lak lak var. Hı hı. Arada kaybolan işte milyarlarca lira para var. Devlet de çıkıp demiyor ki, ya İmamoğlu sen bu parayı nereye harcadın kardeşim? Ortada hizmet yok. Hani kedi buysa ciğer nerede? Ciğer buysa kedi nerede hesabı? Ortada para yok. Hizmet de yok. Ne olduğu belli değil. Ya Türkiye eğer bugün Cumhur İttifakı, yani AK Parti, MHP gibi omurgası sağlam, duruşu sağlam, hizmete yönelik siyasi hizmete yönelik siyaset yapan parti olmamış olsa, samimiyetle söylüyorum, Türkiye Orta Doğu bataklığından farklı olmaz yani. Yani şimdi geçmişte eski Türkiye'ye bakın, bu ülkede 3 aile zengindi. 3 aile, 4.'sü yoktu.
O ailelerin hepsini çoluk çocuktan 70-80 yaşına kadar herkes bilirdi. Şimdi muhalefet neye karşı? Bir sürü zengin var diyor. Yani halkın zengin olmasına karşı. Şu an Türkiye, geçmişte bir avuç azınlık Türkiye'nin kaynaklarını sömürürken, şu an tabii ki çok da eşit, çok da adil dağıtıldığını söyleyemem. Ama eski Türkiye ile kıyasladığı zaman Türkiye refah düzeyi yüksek, yaşanabilir. Her ne kadar pandemi ve küresel krizden dolayı bir pahalılık olmuş olsa da tedbirler alan bir hükümet var. Ama 2023'te hasbelkader, 2020'ye kadar aklımdan geçmiyor. Bu milletin bu ne olduğu belli olmayan, içeriği belli olmayan o kalabalık yığıntılığı iktidara getireceğini zannetmiyorum. Ama gelmiş olsa samimiyetle söylüyorum, Türkiye en az 20-30-40 yıl geriye gidecek. Bir daha toparlaması da mümkün değil. Yani bir aday belirlemede bile 6 ayda bir adım mesafe kat edemeyen, adayı belirleyemeyen 6 kişi ülkeyi nasıl yönetecek? Yani birisi diyecek ki işte Suriye'ye operasyon yapılsın, öbürü diyecek yapılmasın. Arkamızda HDP var, yoksa biz bu oluşumu dağıtırız. Şeyi yok, bir ortak değerleri yok, ortak buluştukları bir yer yok. Tek şey Erdoğan gitsin. E gitti Erdoğan. Bir amaçları yok. 6 kişinin oturup da ya şundan dolayı toplanabilen diyecekleri bir nedenleri kalmayacak Erdoğan gittiği zaman. O yüzden bir daha söylüyorum. Bizim meselemiz Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ya da Cumhur İttifakı'nın yine iktidar olmasını sağlamak değil. Ya da o kalsın diye dua etmiyoruz. Biz çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini, bu ülkenin bekasını şu an itibariyle kıyasladığınızda sağlayabilecek, teminat altına alabilecek tek iktidarın bu olduğu için geri kalanların da hizmetten ziyade bir intikam hırsıyla ya da dış güçlerin talebi doğrultusunda ülkeyi parçalamak adına sözde siyaset yaptığını gördüğümüz için biz karşıyız. Yoksa dediğim gibi hangi siyasi parti gelirse gelsin bana ne? Hiçbirinde benim akrabam yok. Ama insanları şu aşamaya getirdiler. Bir tarafta vatanını savunanlar, bir tarafta vatanı oyla peşkeş çekmeye çalışanlar. Ya bu ülke peki, 15 Temmuz darbesini atlattı. Toparlayalım mı? Evet, 15 Temmuz darbesini atlattı. İstanbul'u belediyeyi teslim etmedi ama sandıkta teslim etti işte. Yani insanların oylarını almak yalan vaatlerle mümkün. Seçmenin bu sefer uyanık olması gerekiyor. Peki bu arada süremizin dediğim gibi yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tanju Özcan meselesiyle ilgili Sayın Niyazi Paksoy sözü size de bırakayım. Aynı konuyla ilgili siz neler söylersiniz? Şimdi Tanju, belediye başkanı Tanju Bey'in disipline sevk edilmesi hususu parti içerisindeki kendi işleriyle ilgilidir. Biraz önce Sayın Alçayır'ın ifade ettiği gibi meclis toplantısında, belediye meclis toplantısında bayan hanım üyelerden birine yönelik bir sözden hareketle resmiyette görünen meclis disiplin soruşturmasının o olduğu ifade edilse de kendi işlerinde ve HDP'nin bir takım açıklamaları doğrultusunda bu sürecin başlatıldığı anlaşılıyor. Daha önce HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir açıklaması, ona ilişkin de belediye başkanının Eli Kanlı terör örgütünün sözcülüğünü yapan Kandil'den yönetilen partinin vekili şeklindeki açıklama yapması. Bu açıklamaya karşı da HDP'li Gergerlioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak da helalleşmek istiyorsa önce belediye başkanından başlamalıdır. Irkçılık iddiasıyla bununla ilgili disiplin soruşturması başlatılmalıdır şeklinde bir kendi aralarında düello vardır. Bu aslında bu hususların hiçbiri bizim için önemli değil. Önemli olan şudur. Yani belediyeler tahtında meseleyi el aldığınız ve soruyu yönetmiş olduğunuz için belediyeler hizmet makamları dediğimiz gibi siyaset de hizmet makamlarıdır. Siyasette var olmak, hizmete talip olmak demektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim şemasına baktığınız vakit çok partili hayata geçtikten sonra bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi gerek doğrudan, gerekse koalisyonlar aracılığıyla, gerekse DSP vesaire gibi partiler adı altında yaklaşık 20 yıl iktidarda kalmış bir partidir. Ama bugün o tarih sürece baktığınız vakit 20 tane de hizmetine tanık olma şansınız yoktur. Türkiye'de hizmet verebilmiş bir parti değildir. Yine baktığınız vakit Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne gelinceye kadar ve sadece şunu görürsünüz. Dayatmalar vardır, terör vardır, kargaşa vardır,
kaos vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 50 yıllık tarihinde huzursuzluğun partisidir diye, huzursuzluğun tarihidir diye şerh düşsek doğru olacaktır. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in 9-11-2021 tarihli açıklaması da bu yöndedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 50 yıllık tarihi kaos ve kargaşa dönemini içerir. Bu bakımdan disiplin soruşturması vesaire, patı vesaire, bunların hepsi göstermelik iştir. Göstermelik iş olması sebebiyle ülkeye de yararı yoktur, faydası da yoktur. Kendi istikrarsızlıkları, kendi açmazları, kendi çaresizlikleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöntemi haline gelmiştir. Asıl olan insandır. İnsanımıza hizmettir. Asıl olan millettir. Asıl olan devlettir. Milletimizin birlik ve bütünlüğü, devletimizin bekası ise her şeyden önemlidir. Milletin birlik ve bütünlüğüne hizmet etmeyen bir siyaset anlayışının adresini görmek istiyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, her yönüyle birlikte halayıyla, horonuyla, zeybeğiyle, semahıyla bu millet birdir ve beraberdir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu doğrultuda siyaset üretmektedir. Cumhur İttifakı'nın varlık sebebi de milletin birlik ve beraberliği, devletin bekasıdır. Bu ruh yaşaması gerekir. Bu ruhun yaşayacağına dair 2023 Haziran ayında yapılacak seçimlerde de milletin eseri olan Cumhur İttifakı ve başkanlık sistemi yoluna devam edecektir. Sözlerimi böylelikle tamamlıyor. Teşekkür ediyorum. Ayşenur Hanım, kesin ihraç sistemiyle gönderilmiş olması ihraç edileceği anlamına gelmiyor. Evet. Muhtemelen kınamayla da meseleyi kapatabilirler. Hı hı. Çünkü şu süreçte Tanju Özcan gibi siyasetçi gözden çıkarabilecek bir enerjilerin de olacağını zannetmiyorum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Bu altılı masa dediğimiz masa, hı hı, Kılıçdaroğlu'nun masasıdır. Bence Kılıçdaroğlu Türk siyasetinde hiç bir araya gelemeyecek siyasi partileri bir araya getirerek inanılmaz başarı sağlamıştır. Bu tabii ki çok siyasetin yapabileceği bir şey, bir hamle değildir yani. O yüzden süreci belirleyecek olan kişi Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Muhtemelen dediğim gibi aday ya kendisi, ya Abdullah Gül, ya da onların belirleyeceği birisidir yani. Ya belediye başkanlarıyla konuşmak abesle, evet, istikrar gibi bir şey. Evet, sizin de bu arada Özcan konusuyla ilgili belirttiğiniz gibi, sizlerin de belirttiği gibi hem bu süreçte Özcan'ı gözden çıkaramıyorlar, hem ihraç kararı açıklayamıyorlar. Bu yüzden süreç uzatılıyor, adaylık meselesi gibi daha da uzatılacak gibi görünüyor. Bu arada süremizin de sonuna geldik. Kıymetli konuklarımıza ve siz değerli izleyenlere bu akşam bizlerle olduğu için çok teşekkür ediyoruz efendim. Düşünce Haritası'nda önümüzdeki hafta Perşembe günü saatleriniz yine 21'i gösterdiğinde karşınızda olacağız. Hem iç politikanın hem dış siyasetin öne çıkan gelişmeleriyle yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu akşamlar.